Biraz dedektif mekanı gibi oldu mu? Aşklarım, hepinize merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Biraz saçma durdu bu. Git. Bu. Onu çıkarsan. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Hem de benden çok uzun bir süredir istediğiniz bir video. Her videonun başında aynı şeyi söylediğimin farkındayım ama gerçekten bu sefer gerçekten yine her videonun başında dediğim gibi bunu çok istemiştiniz. Yemin ederim bu çok istendi. Cinayet çözeceğiz hep beraber. Hepiniz aslında Simulacra tarzı bir oyun oynamamı istiyorsunuz ama öyle bir oyun çıkmadı. Yani Simulacra yapımcıları yeni bir oyun çıkarsın diye bekliyorum. Olanları oynuyorum zaten. Sanırım yeni modada bu olduğu için böyle bize suç delilli kağıtlar veriyorlar. İçinde çözülmesi gereken bir cinayet var. Onu hep beraber çözeceğiz. Tabii böyle bir şey popülerleşmeye başlayınca oynamamı istediniz tabii ki. Şansıma da Suçlu Kim Instagram hesabı bana sağ olsun oyunlarını yolladılar. O yüzden çok heyecanlıyım. Bu arada oyun dışı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dün bu evi her zamanki bir Instagram'dan takip eden biri evi böcek istilasına uğradığı için. Şurada bir aptal bir ağaç var. Oradan geliyorlar. Ben her balkon açtığımda biliyorum. Sinekliğim de var. Ona rağmen içeri giriyorlar ya da vasistası açtığımda. Evde ben şu kadar bir şey gördüm dün akşam. Odada Saddam Hüseyin gibi saklanıyordum günlerdir. İlk defa salona geldim. Yani o böcek bu evde. Yani şu salonda belli. Çıkmadığına eminim. Ben o böceği görmeyeyim. Eğer görürsem ki bu akşam şu an bu video çeken karşıma çıkarsa işte o zaman izlenme için neler yapabileceğimi tahmin bile edemezsiniz. Lafı uzatmadan ve böcekle karşı karşıya gelme ihtimalimi azaltmak adına başlayalım diyorum. Hadi bakalım. Suç dosyamız bu. Şu şekilde Suçlu Kim yazılı bir şey de geliyor. Ve içini açtığımda bir sürü kağıt var. Bu bir videoda bitecek gibi değil ha, ben diyeyim size. Evet, içinden şöyle parçalar çıkıyor. Bir sakın açma yazan bir kağıt var. Açıyorum. Yemin ederim size açacaktım. İlk yapacağım iş bu kağıdı açmak olacaktı benim zarfı. Sonra öğrendim ki katili bulduğumuzda doğru mu yanlış mı bulmuşuz anlamak adına bunu açıyormuşuz. O yüzden bunu şimdilik kenara koyuyorum. Merhaba dedektif. Suçlu Kim ailesinin ikinci vakasına hoş geldiniz. Birinci vaka da varmış bu arada, sayfalarından bulabilirsiniz. Bu davamızın konusu bir kadın cinayetidir. Kadın cinayetlerinin yalnızca kurgusal dedektiflik oyunlarında yer alması ümidiyle unutmayalım ki kadın cinayetleri önlenebilir. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Davamızı çözerken dikkatli olmayı ve kalem kağıt kullanmayı ihmal etme. Unutma, her şey görünenden ibaret değildir. İfadelerde gizli mesajlar olabilir. Sana güveniyoruz dedektif. Abi ben bile kendime güvenmezken gerçekten teşekkür ederim. Kadın cinayeti olması beni birazcık rahatsız etti ama oyun olduğu için yapacak bir şey yok. Hatta şu şekilde bir şey var. Kadıköy'de genç bir kadın evinde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Bir de Kadıköy falan olunca bir kötü oldum ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu da uyuşturucu paketi gibi bunun içine koymuşlar. Bir tane QR kod var. Yemin ederim suç delili falan sandım bana bu şekilde yollayınca bunları. Bunda da bir ses kaydı varmış. Sonra dinleyeceğiz bunu artık oynarken. O zaman haberimize bir bakalım neymiş. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde tek başına yaşayan Şule Yılmaz gündüz saatlerinde evinde ölü bulundu. Ve her şeyi not eden ben. Kişi gözlüğüm yanımda olsaydı tam dedektif kılığına girerdim yemin ederim. Benimle beraber çözün ha. Şule Yılmaz gündüz saatinde ölü bulunuyor bu arada. Ne zaman öldürüldü daha bilmiyoruz. Önemli bir detay bunu biliyorsun. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Şule Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın intihar olabileceği düşünülüyor. Tabii ki değil. Polis ekipleri detaylı bir araştırma başlattı. Tamam. Bence kesin sevgilisi yapmıştır. Ne diyorsunuz? Apartman sakinleri ihbar ediyor. Sizce apartman sakini mi yaptı? Ben şu an onu da düşünüyorum. Kimsenin aklına gelmeyecek birkaç dedektif. Evet. Şimdi elimizde şöyle şüpheli ifade tutanağı var. Yani ifade veren insanlar var. Kaç tane var? 1, 2, 3, oha 4, 5, 6. Zaten oyun bundan ibaret olduğu için de olabilir. Şüphelileri inceleyeceğiz tabii ki. Sonlarda da şöyle iki tane olay var. Bir tanesi şöyle bir mesaj SS'leri gibi bir şey var, onu okuyacağız. Bir de Adli Tıp Kurumu'ndan gelen bir otopsi raporumuz var. Önce otopsiye bakalım isterseniz. Mi? Ay önce hangisi yapılır ya, ne bileyim ben. Tamam, önce otopsiye bakalım ne çıkmış. Çok anlarım ya abi, sus. 93'lüymüş. Heh, geç bunları. Dış muayeneye bakıyoruz. 1.68 boyunda, 54 kilo ağırlığında, 27-28 yaşında, kahverengi saçlı, ela gözlü, beyaz tenli kadın, cesedinde ölü katılığının devam ettiği, ölü lekelerinin vücut arka yüzde bası görmeyen yerlerde oluştuğu gözlendi. Hiçbir şey anlamadım.
Ölü lekesi ne demek? Vücudun arka yüzü ne demek? Vücudun arka taraf işte. Tamam. Ölü katılığı ne demek? Ölü katılığının devam etmesi. Ben şimdi bir avukat arkadaşıma birazdan soracağım. Vücudunda darp, cebir izine rastlandı. Aynen kardeşim, intihardan şüphelenmeniz çok iyi olmuş. Cebir ne demek bu arada? Cebir izi ne demek? Zor ve zorlama anlamına gelmemiş. Tamam, zorlanmış işte, bir şeyler olmuş. Alın sol alt tarafta 3 cm uzunluğunda kanamalı raddi yara, burun sırtında 1 cm çapında sağ parletal bölge orta alt kısmında 3 x 0,5 cm. Bunu hesaplamalı mıyım? 3 ile 0,5 çarpın. Çene solda 1 x 1 ebadında kurutlu sıyrık. Yara var buramda. Tamam, kafama geçirmişler. Burun sırtında, burun sırtı şurasıdır. 3 cm çapında sağ orta kısmında. Parletal ne bilmiyorum. Şöyle vurmuş bir işte bana. Aha. Sağ temporal bölgede bir adet silah kurşunu giriş deliği. Abi aynen, intihar bu aynen. Bu vurulmuş ki bu silah kurşun. Gerçi sağ temporal bölge neresine girmiş kurşun? Beyin, beyincik, beyin sapı, konjesyon tespit edildiği ne diyor, ben anlamıyorum. İç muayene. Harici muayenede bir noda tarif edilen yarayı açan silah kurşununun sap temporal kemikten kafatasına, sağ temporal lobdan beyine girmiş, beyin doku harabiyeti ve kanamasına neden olduğu, oluşturduğu yarada müstakilen öldürücü niteliğinde olduğu belirlerini suç saç deri altı ve beyin dokusunda bir adet kurşun tanesi elde edildi. Çok kötü. Sonuç, ateşli silahlı mermi çekirdeği giriş yarasının incelenmesine göre atış mesafesinin uzak atış mesafesinden yapılmış olduğu saptandı. Ölümü üzerine etkili harici ateşli silah yaralanması ve darp izleri dışında başka bulgu yarası. Zaten daha neye bulgu yapacak? Bilirkişi doktoruna soruldu. Bu vakanın intihar olmadığı, uzak mesafeden ateş edildiği, cesedin üzerinde darp ve boğuşma izlerine rastlandığı için kasten öldürüldüğü kanaatindeyim. Ben de aynı kanaatteyim kardeşim. Bilir kişiyle ben aynı düşünüyorum. Tamam. Evet, ilk şüphelimizle başlıyoruz hazırsanız. Çiğdem Yılmaz arkadaş. Yana koyuyorum gerçi. Çiğdem Yılmaz. Baba ve Adana'da Ecevit ve Nergis bilmem ne. İzmir. Bizim kız nereliydi ki? Bizim kız İstanbul Kadıköy diyor. Niye buna takıldım bilmiyorum. Buna takılmalı mıyım? Her şeye takılmalı mıyım? Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanılabileceği. Abi eğer bana full böyle hukuksal terim kullandıysanız kendimi canına atarım. Ben siyaset bilim ve kamu yönetimi öğrencisiyim. 5 tane hukuk dersi aldım. Hiçbirini de hatırlamıyorum. Şüpheliden soruşturma konusu olayı anlatması istendi. Anlatıyor. Şüphelinin cevabı. Ha kızı, ay annesiymiş. Zaten kızın soyadı ne? Şule Yılmaz, aynen. Çiğdem Yılmaz. Ana. Ay annesi niye şüpheli konumundaki, neyse. Kızımla en son, ha olayı tabii ne zaman neredeydi diye onu anlamaya çalışıyorlar salak sizin. Kızımla en son ölmeden bir gün önce telefonda konuşmuştuk. Bana iyi olduğunu, iş görüşmesine gideceğini söylemişti. Serhat'la yine tartıştıklarını, Allah, Serhat diyorum ben bu arada. Katil Serhat. Katil eşittir Serhat. Aha buraya da yazıyorum. Katil Oğuz. Serhat'la yine tartıştıklarını ve ayrıldıklarını, bu ayrılığın artık son olmasını istediğine, kariyerine odaklanmak istediğinden bahsetti. Ben de ona sonuna dek onu desteklediğimi, Serhat'la olan ilişkisini zaten onaylamadığımdan söz ettim. Benim kızım intihar etmiş olamaz. Hayat dolu çok mutlu bir genç kızla iş görüşmesinden sonra nasıl kutlama yapacağımızdan söz ettik. İntihar olmadığını tekrar kanıtlıyor zaten bu cümlesi. Kızımın katili her kimse veya kimlerse muhakkak bulunsun. Bu arada biz Serhat diyoruz da büyük ihtimalle Serhat çıkınca, çünkü herkesin aklına Serhat gelecek yani. Neyse. Kızınızla olan ilişkinizden ve Şule'den bahseder misiniz bize? Kızım benim her şeyinde ilk göz ağrım, bebeğim benim, hayat dolu başarılı neşeli, bu arada bir kardeş daha var sanırım çünkü ev iki çocuğu var diyor. İlk göz ağrım, bebeğim benim, hayat dolu başarılı neşeli güler yüzlü bir kadın, da en yakın arkadaş gibiydik biz, kimse bize anne kız demezdi, her zaman çok yakındık. Şule'nin babası ve erkek kardeşiyle ilişkisi nasıldı? Erkek kardeşi varmış. Gayet iyi anlaşır ikisiyle de. Belki tam ergenlik döneminde olduğu için onunla biraz mesafeliler. Berk de şeyi bu arada. Berk kardeşi. Berk mi öldürdü acaba? Berk tam ergenlik döneminde olduğu için onunla biraz mesafeliler ama buna rağmen Berk sık sık Şule'nin yanına gidip kalırdı. Ha Şule başka yerde yapmış ama. Babasıyla da tam baba kız gibiler, her zaman bir mesafe vardır ama ikisi birbirine çok düşkündür. Yeni işi nasıl bir işti, bize bundan bahseder misiniz? Kızım işletme mezunu, sosyal medyaya çok fazla ilgi duyar. Bir şirkette sosyal medya yöneticiliği yapacaktı eğer gidebilseydi. Kızınızın şüpheli intiharı. İntihar demeleri hali. Sosyal medyada çok fazla yankı uyandırdı. Bu konakta ne düşünüyorsunuz? Görüyorum hepsini, Twitter'dan takip ediyorum. Kızım kesinlikle intihar etmedi, buna eminim. Katili bulunsun, benim Şule'm son olsun. Başka kimsenin canı yanmasın. Kızınız size onu taciz eden birinden ve bahsetti mi? Herhangi biri olabilir. Aklınıza gelen bize söyleyebileceğiniz bir isim var mı? Hayır, sadece apartman görevlisinin eve girip çıkanı sorgulamasına rahatsız olduğunu bahsetti. Net apartman görevlisi katil. Net. Sözlü olarak biraz taciz edip Şule'yi sinirlendirmiş, o da yönetime şikayet etmişti. Bu sorun da çözülmüştü. Başka aklıma gelen bir olay açıkçası yok. Serhat peki, onu yakından tanıyor musunuz? Serhat'ı çok eski tanırım. Şule'nin üniversiteden arkadaşıdır. İlayda, Şule, Serhat ayrılmaz üçlüydüler. Allah! Serhat'la İlayda bir olup
Şule'nin ağzına ettiler mi acaba? Daha sonra Şule ve Sert sevgili oldu. İlayda kıskançlığından öldürdüm. Katil İlayda. İlayda kıskanç, net katil İlayda. Daha sonra Şule ve Sert sevgili oldu. Tamam. İlayda, tamam. Arkadaş oldukları dönemden daha tanışmıştık. İyi düzgün bir çocuktur Sert. Fakat hiç sorumluluk sahibi değildir. İşe girip çalışmaz. Evlenmeyi düşünmez. Hayatı pek yolunda değildir açıkçası. Bulduğum tüm erkekler. Şule'den bildiğim kadarıyla antidepresan kullanıyordu. İlayda Çelebi'nin ve Serhat Mutlu'nun mesajlarını incelediğimizde aralarında bir ilişki yok. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. İlayda ile Serhat öldürmüş birleşip dedim saniyesinde geri gidin dedim mi demedim mi? Siz iğrenç insanlarsınız. Ha, iğrençsiniz siz, iğrenç. Şule'nin bu durumdan haberi var mıydı? Size hiç bu konudan bahsetmiş miydi? Hayır, asla. Şule İlayda'ya çok güvenirdi. Kardeş gibiydiler. Serhat'tan beklerdim ama İlayda beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yazıklar olsun. Katılıyorum. Sizce Serhat Şule'ye bir zarar vermiş olabilir mi? Sanmıyorum. Yıllardır Şule'den hiç Serhat'tan ona psikolojik veya fiziksel şiddet uyguladığına dair bir şey duymadım. Kızınızın evinde yaptığınız incelemelerde intihar ettiği silah Şule bunu... Kızınızın evinde yaptığımız incelemelerde intihar ettiği silah Şule bunu nereden temin etmiş olabilir? Ne biçim yazmışsınız arkadaşlar? Şule silahı nereden bulmuştur diyor. Şule o silahı temin etmiş olamaz. Benim kızım bilmez, asla canına kıyamaz. Gencecik bir kızın silahla ne işi olabilir? Oğlunuz Berk ablasının yanına gidecekmiş. Şule ölmeden tam bir gün önce. Fakat ablasında kalmamış o gece. Neden kalmadı sizce? Berk çok başına buyruk tam bir ergen, asla sözümüzü dinlemiyor. Şule'ye gideceğini bile bilmiyorduk. Şule beni arayıp söyledi. Anne Berk İstanbul'a gelmiş diye. Şule aradığında ise ertesi gün ablasına geleceğini, o gece arkadaşına kalacağını söylemiş. Geldim ama arkadaşımda kalacağım demiş çocuk. Siz bunu neden soruyorsunuz ki? Berk'ten mi şüpheleniyorsunuz? Bu çok şüpheli bir intihar, bir avukat olarak bizi anlat... hazırlayan dostlarım... Noktalama işareti koymamışsınız bazı yerlerde. Ben sinirleniyorum böyle şeylere. Bu çok şüpheli bir intihar. Bir avukat olarak bizi anlamanız gerekli. Her detayı sorgulamak zorundayız. Lütfen anlayışlı olun. Eklemek istediğiniz, aklınıza gelen yeni bir detay var mı? Hayır yok. Kızımın katilini bulun falan filan. Olayı çözdük. Allah'ın belası. Allah'ın belası. Serhat ve İlayda. Katil. Soru işareti. Berk yardım etmiş olabilir. Her şeyden şüpheleniyorum, yardım etmiş olabilir. Apartman görevlisi olayı örtbas etti. Olayı örtbas etti. Net. Daha ilk şeyden buldum. En bu arada şeyine güvendiğim kişi anne benim. Diğerlerine bakacağız. Egemen okumuş. Egemen'den hiç bahsedilmedi. İlayda'nın şeyi de burada tutanağı. İlayda var ya sen var ya bitti. Serhat'la İlayda. Aha. Egemen. Kimmiş bu? Okumuş, soyadı falan da bu. 92'li arkadaşı bu. Bekar, doktor. Kendinizden bahseder misiniz? Hayatınızda biri var mı? Şimdi sorgularda böyle mi oluyor direkt? Böyle mi başlıyor? Kendinizden bahseder misiniz? Hayatınızda biri var mı şeklinde giriliyorsa altıma ederim çünkü. Özel hayatımın konuyla ne ilgisi var anlamadım. Mitan beni vereceğim. Fakat sevgilim yok. Kalp doktoruyum. X özel hastanesinde çalışıyorum. Kadıköy'de ikamet ediyorum uzun yıllardır. Kadıköy aynı yerdeler Şule ile. Başka aklıma bir şey gelmiyor fakat derseniz sorabilirsiniz. Şule Hanım'a sık sık mesaj atıyormuşsunuz. O da sizi hep engellemiş. Bunu neden yapmış? Egemen katil. Yazıyorum, Egemen katil. Kötü bir niyetim yoktu. Sadece görüşmek istiyordum. Görüşürsek bana bir şans vereceğini düşünüyordum. Yıllardır hiç görüşmediniz öyle mi? Evet, sadece ben onu sosyal medya üzerinden takip ediyorum. Sizce bu bir intihar mı yoksa cinayet mi? Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Abi çok... Hani yani daha hiç görüşmemiş kızla, yani bunun cevabını nasıl size verebilir Egemen? Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Şule ile uzun zamandır iletişimde olmadığım için psikolojisinden vesaire haberdar değilim. Olayın gerçekleştiği gün neredeydiniz? Çarşamba günüydü, tüm gün evdeydim. O gün benim izin günümdü. Egemen abi katil. Çarşamba günüydü, tüm gün evdeydim diyor. Çarşamba günü mü hakikaten peki? O gün yazıyor mu günü? Otopsi tarihiyle o aynı gün değildir. Neyse, önemli bir detay mı bilmiyorum ki. Egemen diyor ki, yazıyorum, Egemen tüm gün evdeydim. Evde diyor, çarşamba diyor, izin günü, izin günüm diyor. O gün evde sizden başka kimse var mıydı? Hayır, yalnızdım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır yok, hastanedeyim, her zaman ulaşabilirsiniz demiş. Bunun doktorun üzerine sapık yazıyorum ki hatırlayabileyim. Allah'ın belası İlayda'ya geldim. Allah'ın belası İlayda'ya geldi. İlayda uzun bir anlatışı var, oradan başlıyoruz. Bakalım, yalanlarını yakalamaya çalışacağız. Biz Şule ile en son 4 gün önce görüştük. Gayet keyfi yerinde ve mutluydu. Tuhaf bir şey sezmedim. Kadıköy'de her zaman buluştuğumuz kafede buluştuk. Kahve içtik ve sohbet ettik. Sadece Serhat'la yine ayrıldıklarını ve onunla ilişkisine devam etmek istemediğinden, kariyerine odaklanmak istediğinden bahsetti. Tamam. Evet, aynı annesiyle aynı şeyden bahsediyor. O yüzden bu yalan değil. Serhat çok zor bir insandır. Ben de yakından tanırım. Aynen, biliyoruz kardeşim, yakından tanırım. Üniversiteden biri arkadaşız.
Arkadaşsınız he. Julia ile yaklaşık 2 yıldır beraberler. Tamam. Sürekli kavga edip tartışırlar ama hep barışırlar. Her şey rutin ve olağandı. Serhat'la çok fazla ayrılıp barıştıkları için açıkçası bu ayrılıktan çok da fazla etkilendiğini düşünmedim. İntihar etmesi için de bir sebebi olduğunu sanmıyorum. Sadece birkaç ayda işsizdi. Fakat son görüşmemizde bir yerle görüşmeye gideceğinden bahsetmişti. Zaten ailesi maddi olarak destek oluyordu. Hatta öldüğü günün sabahı telefonu kapattıktan sonra öğlen gibi bana WhatsApp üzerinden bir ses kaydı yollamıştı. İş görüşmesine gidecekti. Bu sebeple de intihar edeceğini sanmıyorum. Ben bir cinayete kurban. Gittiğine inanıyorum. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Arkadaşımın katili bulunmalı. Tamam, yani şöyle, eğer bu kız Şule'yi öldürdüyse acaba intihar etmesine yönelik konuşmaz mıydı? Çok mantıklı konuştum değil mi? Yani intihara sürüklemeye çalıştı. Gördüğümde çok kötüydü, morali çok bozuktu falan diyebilirdi. Ama aksine bunu diyor biri yaptı diyor. Ama böyle düşüneceğimizi düşünüp ters yapıp da böyle yapmış olabilir, anlatabildim mi? Neyse, Şule'yle ne kadar zamandır arkadaşsın, onu ne kadar iyi tanıyorsun? Şule'yle üniversiteden tanıştık, yaklaşık 2-7 yıldır en yakın arkadaşım olur. Üniversite zaman ev arkadaşıydık. Onu en az annesi babası kadar iyi tanırım. Serhat'la ilişkilerinden bize biraz bahset. Çok sallantılı bir ilişkileri vardı. Sürekli kavga edip ayrılırlardı ama hep de barışırlardı. Şule evlilik konusunda Serhat'ı çok zorlardı. Fakat o hiç sıcak bakmıyordu. Tartışmalar hep bu yüzden çıkıyordu. Benim ilişkilerim. Hayır, öyle değil. Ailesiyle ilişkisi nasıldı? Görüşü müydü? Fena değildi. Babasıyla pek iyi anlaşamazdı. O kadar. 2-3 ayda bir kez yanlarına giderdi. Aile ilişkilerine çok fazla hakim değilim. Aynen, annesi babası kadar iyi tanıyormuşsun gerçek. Babasıyla arası pek iyi değil falan, yalan bunlar abi. Annesi hiç öyle demedi. Son telefon konuşması sana ait. Telefonda ne konuştunuz? Biz rutin olarak her gün konuşuruz. Yine sabah beni aramıştı sohbet etmek için. Fakat benim iş yerinde o an yoğunluğum vardı. Hemen kapattık. Daha sonra akşam aradığımda ise ulaşamadım. Sonra da ölüm haberini aldık. Hala daha araştırmalarımız devam ediyor. Adli tıp sonucunu bekliyoruz. Bu bir intihar değil, cinayet. Sence kim yapmış olabilir? Bilmiyorum. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Şule çok kendi halinde sade yaşayan bir kızdı. Kimin onunla ne derdi olabilir bilmiyorum. İntihar ettiğini de sanmıyorum. Gerçekten kafam çok karışık. Olay günü neredeydiniz? Önemli soru. İş yerindeydim. İş arkadaşlarıma sorarak teyit edebilirsiniz. Kaça kadar ama? Ya bu evlilik konusunda zorlama morlama, bu olayı, bu detayı niye veriyor? Acaba detay önemli mi? Ayrıldıkları için belki Serhat Şule'ye zarar vermek istemiştir. Bu bir aşk cinayeti olamaz mı sence? Aşk cinayeti mi? Eğer Serhat yaptıysa böyle bir şey, buna aşk değil kadın cinayeti denir. Serhat'ın yapacağını sanmıyorum. Ayrılmak onlar için rutin bir olaydı. Serhat'ın telefon kayıtlarını incelediğimizde aranızda çok samimi konuşmalara rastladık. Bunlar hakkında ne söylemek istersin? Şule'nin aranızdaki samimiyetten haberi var mıydı? Beni mi suçluyorsunuz? Serhat'a karşı her zaman bastıramadığım duygularım oldu. Bir anda itiraf edin. Ama asla aralarına girmedim. İlişkileri bittikten sonra Serhat bana mesaj attı. Görüşmek istediğini söyledi ama aramızda bir şey olmadı. Seni niye suçlayalım? Kendinden emin değil misin? Kendinden elbette eminim. Sadece bu konuyu sormanız garip geldi, bu kadar. Tabii ki soracağım, mal mısın? İlk kez sorgulanıyorum ve en yakın dostum muhtemelen öldürüldü. Heyecanlanmam sizce de abi, bu resmen şey, suçluyum şeyinde şu an. Resmen suçluyum ifadesi veriyor. Bilirim, bilirim. Şule'nin annesinin ifadesine göre apartman görevlisi Ahmet Şule'yi sözlü olarak taciz etmiş. Apartman görevlisi Ahmet adı bu arada. Onu da almışlardır herhalde şeyini. Öldürüldüğü gün de Şule'nin sana attığı ses kaydında eve tadilat için geldiğinden bahsetmiş. Aa, öldürüldüğün gün Şule ses kaydında şey diyor. Ahmet geldi diyor eve tadilat için. Sence onun bilgisi olabilir mi? Lan bunu salak birileri, diğerlerine de sorsana. Ahmet abiyi tanırım. Apartmana çok sık girip çıktığım için hep karşılaşırız. İyi kendi halinde. Biridir, sadece fazla muhafazakar. Şule'ye sık sık erkek arkadaşları gelip giderdi. Bununla ilgili birkaç kez laf etmiş. Bunu biliyorum ama çok önemsenecek bir mesele değil bence. Ben var ya, ben direkt suçlardım. Benim arkadaşım ölecek. Evet, tadilat için en son bu geliyor. Bilmem ne. Yani yapmış olabilir yani. Şule'ye başka rahatsız eden biri var mıydı biliyor musun? Şule'ye liseden beri takıntılı bir eski sevgilisi vardı. Egemen diye bir çocuk. Hatta ilk sevgili oldukları zaman Serhat'a saldırmaya kalkışmış. Ne? Ne? Egemen... Aa, Egemen yalan... Hangisi yalan söylüyor lan? Egemen'in şeye gel bir daha. Egemen'e gel. Sapık Egemen'e gel. Egemen'in ifadesine geri dönüyorum. Kötü bir niyetim yok. Sadece görüşmek istiyordum. Görüşürsek bana bir şans vereceğini düşünüyordum. Yıllardır hiç görüşmediniz öyle mi? Yani daha önce görüştüklerini polis biliyor mu yani? Evet, sadece ben onu sosyal medya üzerinden takip ediyorum. Şule'yle uzun zamandır iletişimde değilim. Biliyorlar mı ya? Bunların daha önce görüştüklerini, bu eski sevgili detayını ben... Sapık değil bu eski sevgili ya. İlayda'ya da günahım kadar inanıyorsam çarpılırım yani. Günahım kadar inanıyorsam çarpılırım. En son ayrıldıklarını Instagram üzerinden fark edip Şule'ye yine mesaj atmış. Şule bana engellediğini söyledi. Bir şey diyeceğim. Bu konuşmalardan haberiniz yok mu siz? Engellendiğinizi polise diyorum. Engellediğini biliyorsunuz. Şule Hanım'a mesaj atıyormuşsunuz. Engellemiş. Ha, gerçi yok, tamam. Ben şu an fazla overthinking yapıyorum. Biraz takıntılı hasta bir tip. Bak bak bak, cinayeti nasıl Egemen'in üzerine yıkıyor. Ondan şüphelenebilirsiniz. Çok normal, sağlıklı biri değil demiş. Eklemek istediğim bir şey var mı falan filan. Tamam.
İlayda'nın hiçbir dediğine inanmıyorum. Satıcı BFF olarak kendisini buraya markladı. Gel lan diğer suçlu Serhat. Allah sen yaptın lan, bilmiyor muyum? Bir sayfa kağıt, bir sayfa kağıt. Ne? Bir sayfa kağıt. İşsiz. Tabii. Şule benim yaklaşık 2 yıldır sevgilimdi. Öncesinde de en yakın arkadaşımdı. Üniversitede tanışmıştık. Sallıyor. Yıllarca arkadaşlık yaptık. Sonra Şule bana aşık olduğunu söyledi. Ondan sonra da aynen kesin Şule sana aşık olduğunu söylemişti. Çok mutlu bir ilişkimiz vardı. Ben Şule'ye çok aşıkım, o da bana çok aşık. Son günlerde mutsuzdu. Şule işsiz olmasını çok kafaya takıyordu. Ben de işsizim. Bunun bu kadar önemsenecek bir durum olmadığını ona defalarca... Aynen, hiç önemsenecek bir durum değil. Neyi önemseyeceksiniz ki? Ailesi fazla üstüne düşüyordu. Ha, bu Egemen'i suçlayacak arkadaşı, bu da ailesini suçlayacak. İş bul iş bul diyerek kızı bunaltıyorlardı. Kesin... Ay, sakın bitmesin ışığım. Kesin öyle yapıyorlardır. O kadar eminim ki. Oha, bu arada yarım saat olmuş. Bu baskıdan bunaldığı için intihar etmiş olabileceğini düşünüyorum. Nasıl çevirdi, görüyorsunuz değil mi? Aileye suç atıyor resmen. İş bul baskısına intihar etti dedirtiyor. Şule'nin tüm ailesi intihar etmiş olabileceğini düşünmüyor. Sadece sen böyle düşünüyorsun. Neden? Kızı intihar fikrine sürükledikleri için düşünmemeleri çok normal. Psikolojik baskı uyguluyorlardı resmen. Sapık gerizekalı abi. Şule'ye bu öldürmüş abi. Bu resmen bu yapmış ya. Şule'ye çok aşık olduğunu iddia ettin fakat İlayda ile aldatıyorsun. Bunu yapacağın açıklama nedir? İlayda bana hep ilgi duyuyordu bunun. Farkındaydım. Normal yani, etkilenilmeyecek biri değilim. Şule ayrılınca öyle bir mesajlaştık, o kadar daha fazlası olmadı. Berk sizi Kadıköy'de görmüş, buna ne söyleyeceksin? Berk kimde? Aa, Berk kardeşi. Kardeşi Kadıköy'de görmüş. Tam bir ergen sendromu yaşıyor o çocuk. Ablasını benden kıskandığı için uyduruyor. Abi resmen inanamıyorum. Şule hiç şiddet uyguladın mı? Cesedinde darp izleri var. Hayır, asla uygulamadım. Çok şiddetle tartışırdık bazen ama hiç elimi kaldırmadım. Şule'yi rahatsız eden, taciz eden biri var mıydı? Egemen diye bir takıntılı manyak vardı. Yine suçu ona at. Fake hesap açıp Şule'ye yazardı. Bana saldırmaya çalışmıştı. İkisi de aynı şeyi söyledi. Bir bildiğim bu çocuk var. Bir de Şule kapıcıyı yönetime şikayet etmişti ve benim gelip gitmemden rahatsız oluyormuş. Şule'yi Egemen ya da apartman görevlisi öldürmüş olabilir mi? Egemen değişik bir tip, o yapmış olabilir. İlayda Alex onu suçluyorlar bak. Görevli yapmış olamaz, yaşlı başlı adam, Şule'yle ne gibi bir derdi olabilir ki? Olay günü neredeydin? Evdeydim, tek başıma yatıyordum. Hepsi de evde tek başına. Eklemek istediğin bir şey var mı? Kadıköy'de görmüş hani kardeşi bunu. Bu da evde tek başıma yatıyordum diyor. Sorsana bunu. Eklemek istediği bir şey yok. Yalan abi. Yalancı manit olarak kodladık. Bilgi alma tutanağı diye bir şey var. Ne bu? Ayfer Aytunç diye biri. Ha, alt komşusu. Bunun fotoğrafı yok. Bilgi alma tutanağı farklı bir şey ya. Şule Yılmaz'ı nereden tanıyorsunuz ve olay hakkında söylemek istedikleriniz nelerdir? Şule benim alt komşumdur. 4 yıldır alt katında oturuyor. İntihar etmediğine eminim. O gün Şule'nin evinden çok fazla gürültü... Ay, video kesilmiş. Nerede kesilmişti acaba? Neyse. Bizim apartmanın iki çıkış kapısı var. Diğer kapıyı oturanlar veya oturanlara sık gidip gelenlerden başka kimse biliyor olamaz. O kapıya doğru gitmek için evden çıktım fakat kimse yoktu. Ya erkenden çıktı ya da orayı bilen biri değil. Bir iki saat bekledim. Sonra ambulans sesini duyduk. Şule intihar etmiş dediler. Çok şaşırdım. Herkesin intihar ettiğine inanmıyorum. Bu şahit olduğunuz olayı başkasıyla paylaştınız mı? Şule'nin yan komşusu olan Berin Hanım'a sordum. Sesleri duyup duymadığını fakat o saatlerde evde değil mi? Sonra bizim apartmanın görevlisi Ahmet Bey'e söyledim. O da sesleri duymadığını söyledi. Ben eminim sesler Şule'nin evinden geliyordu. Ahmet Bey duymamış sesi güya. Berin Hanım da evde değil. Tamam. Ben eminim, sus, tamam. Olayın olduğu gün apartmanda tadilat var mıydı? Apartmanda tadilat var mıydı? Hayır, yoktu. İlayda'ya güya arayıp evde tadilat var diyor. Ses kaydı. Ses kaydı dedi. İlayda da ses kaydı dedi. Öldürüldüğü günde Şule'nin sana attığı ses kaydında eve tadilat için geldiğinden bahsetmiş. Ses kaydını dinlemişler yani, gerçekten söylüyor bunu kız. O zaman kim yalan söylüyor burada, apartmanda tadilat? Lan Ayfer kadın. Kapıcıyla bir olup kızı eve erkek atıyor diye öldürdünüz mü lan? Erkek arkadaşı Serhat'ı tanıyor musunuz? Ses ona ait olabilir mi? Biraz daha detaylı hatırlamaya çalışın lütfen. Serhat'ı tanıyorum. Şule'ye sık sık gelip giderdi. Fakat sesini bile pek duymadım. Günahını almak istemem. Duyduğum ses çok net olarak anlaşılmıyordu. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Komşu yazıyoruz buna. İki tanık tutanağı daha var. Daha sonra ipucu bulmacada saklı. Burada bir ipucu çözmemiz isteniyor. Video da çok uzun oldu ya. Ben hepsini okuyayım da ikinci kısımda cinayeti beraber çözmeye çalışalım. Şimdi babanın
Kapıcının ifadesi var. Kardeşinin ifadesi var bir de. Onları da okuyalım hemen o zaman. Tamam. Babadayım şu anda. Kızımla birkaç gün önce annesiyle beraber konuşmuştuk. Keyfi yerindeydi. İş bulduğu için çok mutluydu. Her şey gayet yolundaydı. Böyle bir şey nasıl oldu anlayabilmiş değilim. İntihar ettiğine kesinlikle inanmıyorum. Benim kızım yaşamayı çok severdi. Benim kızımın silahı bile yoktu. İnanın bu durumu idrak etmekte zorlanıyorum. Kızınızla ilişkiniz nasıldı? Arkadaş ileride aranızın çok iyi olmadığından, pek anlaşamadığınızdan bahsetti. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? O ileride hiç sevmem zaten. Her baba kız gibiydi. Kızım arada dedişirdik ama şöyle benim kıymetliğim de ilk göz ağrım. İntihar etmediyse eğer kızınızı kim öldürmüş olabilir? Bilmiyorum. Hem de hiç bilmiyorum. Benim kızımın hiç kimseye hiçbir zararı dokunmazdı. Ona kim bunu neden yapmış olabilir bilmiyorum. Kızınızın şüpheli intiharı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu durumdan rahatsız oldunuz mu? Neden rahatsız olayım ki? Diğer kadınlar kızımın katilini arıyorlar. Bu haklı isyan beni hiç rahatsız etmiyor. Tüm şüpheliler araştırılmalı. Kızınız size hiç kendisini rahatsız eden tacizci birinden bahsetti mi? Apartman görevlisi Ahmet var. Kıyafetiyle evine girenlere laf etmiş. Hatta Ahmet beni aradı. Şule'yi uyarmam konusunda. Ben de Ahmet'e kızdım. Gerizekalı Ahmet'e bak ya, gebertirim onu. Senin ne haddine diye söylendim. Hatta iyi mazlum adamdır ama biraz cahildir. Cahilliğine verdim bu durumu. Şule'nin siniri geçmemiş, yöneticiye şikayet etmiş. Ben boş ver dedim ama olan olmuş. Başka da bildiğim bir şey yok. Erkek arkadaşı sırası tanıyor musunuz? Yüzde hiç tanışmadık ama eşim bahsetmişti. Şule'nin sevgilisi var diye ama hiç çocuğu tanımıyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Okey. Babasıyla İlayda'nın arasının iyi olmadığını öğrendik. Geldi benim bu olay biraz. Sonunda kapıcı Ahmet'e geldik. Çok şükür. Kırşehir'le. Sabah saatlerinde yine her zamanki gibi uyandım. Bu önemli şimdi. Bu adamın şeyleri önemli. Temizlik, çöp işleri ve benzeri işleri hallettim. Her günüm böyledir zaten. Kalp hastası olduğum için çok lazım olmayan işleri yapmıyorum. Yaparsam eğer fenalaşıyorum. Yani burada tadilat işine girmediği hakkında bir olay var. Azimet Hanım var. Arada apartmanın temizliğine o geliyor. Demiş. Şurada tadilatı yazıp soru işareti koyuyorum. Şule Hanım ile ben şahsen pek anlaşamazdım. Bizim apartmanımız sonuçta olan sıradan bir aile apartmanı ama onun evine giren çıkan belli olmuyor. Nasıl bu durum beni rahatsız etmesin ki? Sonuçta ben bu apartmanın amiri sayılırım. Ben kendimi görevli diye hitap etmiyorum. Basit kaçar amir diyorum çünkü yaşayan herkesin güvenliğinden de sorumluyum. Aynen, gördük ne kadar sorumlusun. İnsanların canları malları bak. Aynen kardeşim. Bence Şule Hanım öldürülmüş olamaz. Tabii tam olarak emin olamayız. Apartmana yabancı biri giremez, tanırım. Gelenlere kim olduklarını ve niye geldiklerini bile sorarım. Ben intihar ettiğini düşünüyorum. Garip bir kızda elbette sıkıntısı vardır. Gerizekalı. Şule Hanım sizi yönetime şikayet ettiğinde sinirlendiniz mi? Yani ben yıllardır bu apartmanda çalışıyorum. Kimse beni şikayet etmemişti. Şule Hanım ayıp etti. Sizi şikayet ettiği için ona zarar vermek istemiş olamaz mısınız? Bir şikayet etti diye niye kendi hayatımı yakayım? Kızdım ama ben kimseye zarar vermem. Komşularınızı sorduğunuzda işi bırakmayı düşündüğünüzü söylemişsiniz. İşinizi bu kadar seviyorsanız neden öyle düşünüyorsunuz? Babamdan miras kaldı, o yüzden toplu para aldım. Köye taşınmayı düşünüyorum, yoksa işimden çok memnunum. Şule Hanım intihar etmediyse eğer, sizce bir cinayeti kim işlemiş olabilir? O tuhaf sevgisi Serhat yapmış olabilir ya da evine gelen herhangi biri yapmıştır. Şule Hanım'a karşı nefret duyuyor gibisiniz, neden? Nefret demeyelim de şimdi ölünün arkasına konuşmak gibi olacak, pek az etmiyorum kendisinden. Komşulardan evden gürültü duyan olmuş. Siz herhangi bir şey duydunuz mu? Hayır, duymadım. Eklemek istediğiniz veya... Abi sorsanız da o saatte neredeydin diye. O saatte neredeydin diye adama sormuyorlar. Bravo yani. En önemli soru. Çok iyi. Burada 3 tane kelime bulacağım. Bunu diğer videoda yapayım. Diğerlerinin şeyini de okuyayım da. Son zaten. Bir de kardeşin şeyi var. Ben evden annemlere haber vermeden çıktım. İstanbul'a gidip kalacaktım. Arkadaşımla bir gün kaldıktan sonra ise ablama geçecektim. Ablama İstanbul'a geldiğimi haber vermeyi düşünmedim. Çünkü arkadaşlarımda kalmama çok kızıyordu. Sosyal medyadan geldiğimi görmüş. Annemi aramış. Sonra da beni aradı. Ben de anneme söylediği için kızdım. Ertesi akşam ablama geçecektim. Ama ölüm haberi geldi. O yüzden ablama hiç gidemedim. Ablamı intihar edeceğini düşünmüyorum. Asla böyle bir şey yapmaz. Ablanın ilişki nasıldı? Bize biraz anlatır mısın? Normaldi yani, abla kardeş ilişkisi işte. Arada gidip kalırdım. Telefondan pek konuşmazdık. Para istemek için falan yazardım. Ablama o kadar. Ablanın sevgisi Serhat'ı tanıyor musun? Evet tanıyorum. Ablam bizi İzmir'de tanıştırmıştı ama hiç sevmem Serhat abi. Tuhaf biri bence ablama göre değil de. O da onu sevmiyordu gerçi zaten. Neden ablana göre biri olmadığını düşünüyorsun? Ablam çok iyi, temiz kalpli bir insandır. Serhat abi ablamı aldatmıştı. Daha önce aldatmış. Ben görmüştüm, ablamı söylemiştim ama Serhat abi benim uydurduğumu iddia etmişti. Ablam da bana inanmamıştı. Ablanı kimle aldatıyordu tanıyor musun ve nerede gördün? İlayda ablayla aldatıyordu. Tamam, biliyor. Kadıköy'deki X-Pub'da gördüm. Onları beni görünce panikleyip gittiler. Keşke fotoğraflarını çekseydim ama o an aklıma gelmedi. Ben de çok şaşırdım. Ablam neden doğru söylediğine inanmadı. Serhat abi benim için ergin işte, uyduruyor falan demiş. Bana ne yani, neden böyle bir şey uydurayım ki? Ablam ona çok aşıktı, gözü başka kimseyi görmüyordu. Okey. Tamam, bu da biliyor yani. Kardeş diye de ekledim. Burada bir SS var. Egemen'le şeyin konuşması. Egemen, daha kaç farklı numaradan mesaj atacaksın bana? Bana bir şans ver. İstemiyorum. Erkek arkadaşım var diyorum. Anlamıyor musun? Şöyle, seni çok seviyorum. Sana aşığım. Şu an sizin evin önündeyim. Aşağı in, görüşelim. Sen bir evimi nereden biliyorsun? Defol git. Korkuyorum. Senden korkma. Ben sana asla zarar vermem. Hadi in lütfen, birkaç bir şey söyleyeceğim. Egemen polise haber vereceğim. Git artık. Egemen öldürdü o zaman. Evin önüne gelmiş. Bunu niye sormuyorsunuz? Bunu niye Egemen'e sormadınız?
Ben mi gidip sorayım Egemen'e bunu? Bunu ben mi gidip sorayım? Siz şu an kimden şüpheleniyorsunuz? Bu oyunu oynayan biri varsa sakın söylemesin bu arada. Diğer videoda bulalım. Bir de şöyle bir ses kaydı var, onu da diğer videoda dinleyeceğiz ve suçluyu iki videoda bulmuş oluruz herhalde. Benim tahminim şu ana kadar, bu arada daha şey yapmadık. Hepsi. Egemen'den şüphelenmek çok basit ama Berk'ten şüphelenmek de, aman Berk diyorum, Serap'tan şüphelenmek de herkesin aklına gelecek bir şey yani. Eğer birazcık oynamak istedilerse bu oyunda bunlardan biri çıkmaması lazım. Ya da kardeşi delirdi abi, bilmiyorum. Bence apartman görevlisi öldürmedi bu arada. Ben kardeşi diyorum, kardeşi öldürdü bence. Kardeşi öldürdü. Siz ne düşünüyorsunuz aşağı yazın. Bir sonraki videoda o zaman görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.